Merhaba dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bienvenidos a nuestro canal. Latin America país todo para ustedes. Saludos. Eşimin de selamları var size. Onun işi var, böyle pek videoya çıkmayı sevmiyor. Arada bir benimle beraber işte konu bulursak falan böyle. Bugün öylesine bir video yapayım dedim. Hani böyle sohbet edelim biraz. En son videoda demiştim hani bir iş güç falan olayı vardı. Burada bir dönerci var, böyle şavarma diyorlar. Bir dönercide çalışıyorum. Döner kesiyorum. Döner yani yemek, mutfakta dönerdi, hamburgerdi, ne bileyim. Bunların yedikleri çoripan var işte, sucuk. Bu değişik, biraz daha bizdeki gibi değil de. Onun benzeri böyle hani hızlı tüketim malzemeleri var. Onlardan pişiriyorum. İşimden memnunum. Bir tur çalışıyorum. Yani yarım yevmiye derler. Burada hani bir tur ne diyorlar. O bir 6 saat falan çalışıyorum. İki tur da çalışabilirim ama eşim istemiyor diyor. Hani diyor, çünkü o sabah erken gidiyor, akşam erken geliyor. Ben de 12'de başlıyorum. 18-19 gibi bir saat sürüyor git gel yol falan. İstemiyor. Hani diyor, gece çalışacaksın diyor. Yüzünü göremem diyor. Haftada bir gün, pazar günü iznim var. Onun da cumartesi pazar, biliyorsunuz öğretmen olduğu için dünyada her yerde aynı, bizde de öyle. Birbirimizi göremeyiz diyor. Yani diyor, keyif ama ben diyor akşamları diyor, hem birlikteyiz diyor, hem birbirimizin yüzünü görüyoruz, sohbet ediyoruz falan. Aynen, haklı da yani. Dedim o zaman tamam, bir tur çalışayım. Ben çalışıyorum zaten dedi. Hani senin dedi iki tur çalışmana gerek yok. Yani yetiştiriyoruz dedi. Sen bir tur çalışırsan ben zaten iki tur çalışıyorum. Sıkıntı yok. Vallahi dostlar birazcık ya böyle hüzünlüyüm yani, öyle hani sohbet edelim dedim de hani aklıma burayla ilgili konular, temalar geliyor ama tabi burada aynı zamanda da bir yaşam mücadelesi veriyoruz, biliyorsunuz. Benlik bir sıkıntı yok, benim bir şey yok da böyle Onur diye bir kardeşim var, hepinizin bildiği. Onur biraz sıkıntılar yaşadı işte, eşiyle ayrıldı, biraz kavgalı. Onun bir çatlak bir kaynanası var, çocuk hani mecburiyetten dolayı kaynanasıyla beraber yaşıyor. Bienvenido, mi amor. Salud para todos. Saludos, saludos, merhaba. Hepinize selamları var. Merhaba dedi. Merhabalar. 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 Perfecto pronunciación. Bizim hatunun da takıntısı var. Böyle parfüm, böyle oda parfümü çok seviyor böyle. Güzel kokuyu seviyor. Sürekli böyle satın alıyor. Hatta göstereyim size bir tane de şöyle. Tütsü gibi bir şey böyle, bunu yakar. Bizim hatun çok seviyor. Te gusto mi amor? Aroma, parfüm. Evet. İşte öyle dostlar. Hani biraz canım da sıkkın. Onur bu eşiyle. Onur temam ya moşo avra kompartir. Kaynanasıyla falan hani orada birlikte yaşıyorlardı. Tabii çocuğun da benim gibi hani maddi güç olmadan geldi buraya. Burada paran varsa, gücün varsa güçlüsün abi. Paran yoksa bazı şeylere boyun eğiyorsun. Bir 9 aylık bir süreç yaşadı. Şu an evden ayrıldı. Hatta şöyle diyeyim yani. Ha, Onur'dan da izin aldım bunu paylaşmak için. Yani hiç durduk yere böyle sorun çıkarmaya başladılar falan. Şudur budur, çocuğu sokağa attılar. Gecenin bir yarısı beni aradı. Abi yardım et dedi. Abi Uber arıyoruz. Çünkü aramızda 1,5-2 saat araç yok. Bir şey yok. Tren yok. Her şey kapalı. Otobüs yok. Gece o sabah o soğukta bekledi. Neyse sabahtan 5'te erken geliyordu da 3-4 saat falan böyle düşün, çantalarınızla Arjantin'de sokaktasınız yani. Bunu aslında normalde paylaşmak istemiyorum da paylaşayım dedim. Hani burada her şey böyle pozitif değil. Bazen negatif şeyler de yaşanabiliyor yani. Eşim de üzüldü. O da ağladı. Yani sinirlendik ikimiz de. Çok da detaya girmeye, özeline girmeye gerek yok ama hani ona biraz canım sıkıldı. Sizin de hani bilmenizi istedim. Ondan da izin aldım. Onun iznine dayanarak da şey yapıyorum. İnşallah bir dahaki video onunla beraber olacak. Yarın buluşacağız onunla. Türkiye'ye geri dönme ihtimali var. Geri dönmezse dedim gel birlikte çalışalım. Akşamcı eleman çıkacak dedim. Bak hani fırsat bu fırsat. O hala devam ediyorken, işçi aranırken gel ben sana bir tok sistemi öğretirim. Zor bir iş değil. Akşam 18, gece 12. 6 saat çalışacak. 55-60 bin peso eline geçer. Gündüz de vakti olacak. Gece 12'de gittiği için orada bir oda tutabilirsek Palermo'ya yakın güzel de bir yer, tehlikeli de bir yer değil. Tek kişili odalar var.
Hani böyle bir planımız var. Eğer konsolosluk konsoloslukla ilgili bakalım yardım edip de biletini keserlerse memlekete de gitmek istiyor. Ya böyle arkadaşlar, hani huzurlu değilsen artık hiçbir şeyden tad almazsın. Hani onun için biraz tadı kaçtı Onur'un da. Ama şu an iyi. Güzel de bir haber. La Plata'da Adanalı hemşerilerim varmış. Gençler 30-35 yaşlarında. Bayağı yıllardır buradalarmış. Az önce konuştum Onur'la da, nasılsın, iyi misin diye. Oradaymış. Burada hani buranın ızgara kültürü var. Adamlar bildiğin şiş materyalleri bulmuşlar. Bildiğin böyle ızgara yapıyorlar. Konuştuk, şey yaptık. İnşallah en kısa zamanda da onlarla da görüşeceğim. Bir video da orada yaparız. İlerleyen zamanlarda. Zaman bulursak tabii. Bir pazar günü müsait olursak. Öyle sohbet için açtım bu videoyu. Dediğim gibi Onur'un yaşadığı sıkıntında biraz beni de üzdü. Çünkü Onur'la yaşanmışlıklarımız çok. Cebimizde parasız kaldığımız zamanlar, sokakta satış yaptığımız zamanlar, yeri geldi biz abi kardeş kavga ettik çünkü stresliydik o zamanlar, daha yeniydik, memnun nereye geldik biz falan diyorduk. Ama olur, abi kardeş arasında her zaman tartışma olur. Yine şu da son durumda onun yaşadığı sıkıntı beni de etkiledi yani. Çünkü hayallerimiz vardı burayla ilgili, ileriye dönük. Benim hala devam ediyor da. Ama düşündüm hani Onur giderse iyi kötü arıyorduk, birbirimize bir araya geliyorduk, bir sohbet ediyorduk, bir şey yapıyorduk. Yani bunlar kaybolacak. İnşallah devam ederse diyorum, hani biraz daha devam et en azından şey yapmak için, böyle hani buraya adapte olmak için. Tamam ayrıldım. Ama hayat devam ediyor. Daha yaşın genç. Bunlar senin için bir tecrübe. Onu öyle aynı ancak o şekilde. Çünkü bu senin için bir ders. Yani düşün, gecenin bir vaktinde polis çağırılıyor. Buranın devleti de biliyorsunuz kadınları falan koruyor. Bunun benzeri şeyler başka ülkelerde, başka böyle hani iletişim kurduğumuz arkadaşlar da yaşadılar. Kolay değil arkadaşlar. Hani ben şanslıyım eşim konusunda. Şimdiye kadar herhangi böyle hani o elektriği hissederseniz zaten. Onu hissetmişti daha önce de, ufak tefek problemler oluyordu da. Ben öyle bir elektrik hiçbir zaman hissetmedim. Eşimden memnunum. Allah'a şükür hani sıkıntı yok. Zaten eşim de şunu biliyor. Herhangi bir şey, benim onurlu ve gururlu bir adam olduğumu biliyor. Öyle şeylere asla kabullenmeyeceğimi biliyor. O da öyle onurlu ve gururlu bir insan. Biz asla öyle bir şey yaşamayacağız. Öyle bir şey yaşamayı da asla istemem. Ya birazcık gelecek olan arkadaşlara hani bunu özellikle paylaşıyorum. Abi ilk başta buraya böyle sudan çıkmış balık gibi, lan ben neredeyim diyorsun. Sonra hadi alışıyorsun bir şekilde, ondan sonra ama farklı böyle negatif şeyler yaşıyorsun falan. Bunların hepsini göz önünde bulundurup o şekilde gelin yani. Yaşamak isteyenler için söylüyorum özellikle bunu. Yani tamam, burada gelmek için ne belge lazım, şu lazım, bu lazım. Aslında o konuları anlattık da, şey yaptık da. Ama önemli olan kim, siz kimle tanıştınız? Nasıl bir insan? Karakterini WhatsApp'ta videolu görüşmelerle nasıl şey yapabilirsiniz? Ya şimdi şöyle, ben 40 yaşındaydım eşimle tanıştığımda. 40'a daha girmemiştim. Daha böyle 39 yaşlarındaydım. Biz pandeminin başlangıç zamanlarında tanıştık. Evdeydim. Sürekli her gün 5 saat, 6 saat, bazen 7 saat bütün hikayelerimizi anlattık birbirimize. Yani hayattaki beklentimiz aynı. Müzik zevklerimiz, film zevklerimiz böyle neredeyse hassas olduğumuz konular bile neredeyse hemen hemen aynı. Hayata bakış açısı yani. Şimdi şöyle, insanlar tanışıyorlar. Fiziksel beğeni oluyor. Size bir tavsiye. İnsanların hayat görüşleri de çok önemlidir. Yani benim eşimin hayat idealleri benim hoşuma gidiyor. O karakter yapısı. Paraya pula önem vermiyor. Para vos no importante mi amor. Dinero. Para vos importante corazón. Sí. Y compartir todo. Me gusta mucho compartir. Sí. Con la persona que amo. Sí. Mucho cosas mi amor. Para onu şu charlando. Şu información. Porque muchas personas conocen mujeres Latinoamérica. Argentina no es importante, todo país. Y conocen y después no quiero problema viven.
uh-huh. vivir en. Sí. Sí, no quiero eso. Yani bu yüzden hani tanışıp da buraya gelen arkadaşlar için diyorum, bakın hani her şeye hazırlıklı olun, ona göre gelin yani. Ne bileyim, sıkıntı yaşamayın diye söylüyorum ben bunu. İşte böyle çalışıyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz, evdeyim. Ama güzel oldu. Pazar günleri izin yapıyorum. Todo domingo juntos, mi amor. Me gusto. Trabajo. Vos no quieres, nocturno. Sí. Nocturno. No aceptas. No. İki tur çalışmama izin vermiyorsun dedim. Pero suficiente. Yo trabajo, vos trabajas, mi amor. Trabajas. Perfect. Pero explica por qué no quiero dos turnos. Sí. Bir de geç saatte bir de otobüs falan da kalmıyor. Ya dün gece ben mecburen iki tur çalıştım. Çünkü diğer arkadaşın kız çocuğu rahatsızlanmış. Luis, benim iş arkadaşım. Aradı patron, böyle dedi. Arada hem dedim olur normal, o zaman iki tur çalışayım. Ama gece ben kısa şey giymişim. Benim hatun bana bu şeyi getirdi. Bu gündüz sıcak, buranın havası da öyle. Geri dönüşte hani dedim nasıl yapacağım falan benim. Baktım sürpriz yaptı bana böyle. Bir baktım eşim karşımda, Marcela. Ve getirmiş, onu da düşünmüş. Yani ne kadar şanslı bir adam olduğumu düşünün. Benim yani gündüz sıcak olduğunu biliyordu. Hani gece nasıl geleceğim, giydiğim elbiseyi de takip etmiş. Yani ne kadar şanslı bir adam olduğumu bir kez daha hissettim. Gracias, mi amor. Ah, que te fui a buscar. Pensaste esto, mi amor. Porque fuiste con remera y después hizo frío. Yani, soğuktu diyor, yani düşündü. Bir de ona yemek de yaptım. Choripan. Comiste choripan. Riquísimo. Çok güzel. Lezzetliydi diyor. Riquísimo. Böyle arkadaşlar, şimdilik son durum bu. Biraz hani böyle bir bu can sıkıntılı durumu da sizle de paylaşmak istedim. Yani hep böyle neşeli falan şu bu değil. Gezdik, tozduk, birçok yeri gösterdik size ama buranın negatif yönleri de var. Bunlarla ilgili de video yapmam gerektiğini düşündüm. Onur'dan da izin aldım. Onur'un izniyle kardeşimin. İnşallah yarın da mañana mi amor, şevamos celular con Onur. Yarın da bir video da Onur'la beraber yapacağız. Ya hayat her yerde zor arkadaşlar. Türkiye'de zor diyoruz ama burada hem çarpı iki zor. Dilini tam hakim değilsin, kültürüne tam hakim değilsin, gurbettesin, 13 bin kilometre. Hani şey değil ki, hani Gürcistan ne bileyim oralar değil ki, Yunanistan ne bileyim, hani hadi Avrupa'ya da razıyım abi, uçakla biz 2 saatte 3 saatte geliyorsun. Burası öyle bir yer ki abi, bir uçak bileti olmuş 1000-1500 dolar. Onur kardeşimin de yaşadığı aslında sıkıntı biraz da öyle. Abi bundan bahsetmek istemiyorum, bahsedeyim yine de. Hani düşünün, şu an geri dönmek istiyor, en az 1000-1500 dolar bilet parası lazım. Onu halletmeye çalışıyor. Eğer konsolosluk şey yaparsa, eğer havayolları halledebilirse gidecek, sonradan ödeyecek, öyle bir şey yapabilirlerse, ki varmış öyle bir durum herhalde. O da istemezdi. Ben asla istemezdim böyle bir duruma düşmesini. Şu an La Plata'da şu an devam ediyor. Orada bir otelde kalıyor. Sağ olsun Adanalı hemşerileri tanımış. Tesadüfen. Onlar da manevi açıdan yardımcı oluyorlar. Geri dönerse dönecek. Konsolosluğa yarın gideceğiz beraber. Geri dönebilirse, zamanı belli olursa dönecek. Eğer geri dönemezse, iş böyle sürümcemeli bir şey olacaksa, benim yerde çalışmasını şey yapacağım. Benim yer olmasa bile bir iş bulacağız. Bir oda falan tutacağız ona. Onunla ilgili uğraşacağız biraz. Çünkü ben iki tur çalıştığım için bugün izinliydim pazar günü. Yarın da benim yerime Luis çalışacak. Ben yarın tüm gün izinliyim yine. İki gün üst üste izin yapmış olacağım. Hem Onur'la hem bir araya geliriz. Yarınki videoda Onur'la zaten devam ederiz biraz. Dostlar kendinize iyi bakın. Türkiye'de bu arada takip ediyorum ekonomiyi, şunu bunu yine devam ediyoruz yani, haberlerde falan bakıyorum, saçma sapan şeyler yaşanıyor. Gülşen abartılı bir şaka yapmış İmam Hatipliler için, kadın içeri atılmış falan, politik şeyler, garip garip şeyler oluyor, ne bileyim Sedat Peker bir şeyler açıklıyor. Hani ülke gündemi o kadar dolu ki, ekonomik sıkıntı bir taraftan, yaşam şartları insanın bir taraftan boğarken yani bizim memleketimizde gündem o kadar çok çabuk değişiyor ki, hani burada bakın ben şunu gördüm, her zaman proteste yapıyorlar insanlar. Yani
eski başkanmış bilmem neymiş, bir açığını bulsunlar hemen şey yapıyorlar yani, bir hırsızlık, bir yolsuzluk bir şey olduğu zaman. İnsanlar bak, fiyatlar arttı burada. Burada da hiperenflasyon var. Ya yani aldığın malzemeyi bugün alıyorsun 100 liraya, bir ay sonra olmuş 200 peso. Ne bileyim yani, burada da hiperenflasyon var. Şu an Türkiye'de de o sürece girildi. Burada da hani döviz sıkıntısı var orada da. Yani böyle yani estamos problem ya mor Türkiye personas también ustedes también. Yani zavallı Türkler ve zavallı Arjantinliler diyorum. Hani bakın, burası Avrupa kültürünü yaşayan, hani Avrupa'nın fakir hali diyeyim size yani. Ama şöyle diyeyim, yaşam tarzlarına şuna buna baktığın zaman, bir de adamlar hani eğlenmeyi de seviyorlar. Ama ne yazık ki hep böyle seçimlerde falan hep böyle nerede bir hırsız var onu seçmişler. Tıpkı bizdeki gibi. Biz nerede bir hırsız var onu seçeriz böyle. Hani şu anki iktidardan da bahsetmiyorum. Geçmişten gelen bir şey bu. Ya benim siyasi görüşüm solcuyum ama bu ülkede tek başına sol iktidar olması lazım bizim ülkemizde. Onu diyorum. Buradaki solcularla bizim ülkemizdeki solcular arasında fark var. Bizdekiler, solcular biraz daha iyiler. Çünkü bizim kültürümüze uygun bence. Kültürümüz için zor gibi görünür ama ya düşünün yani, festivaller yasaklanıyor. Düşünsene ya, biz geçmişte hani eleştiriyorduk ama geçmişte bunları yaşamıyorduk dostlar. Yani bir şarkıcı şaka yaptı, tamam mahkemeye çık, bir para, ufak bir para cezası ver ya da ne bileyim hükmün açıklanmasını geriye bırak, bu hukuki bir dildir yani. Çünkü sabıkası yoktur o kadın, ne sabıkası olacak, bir daha yapma dersin yani, böyle bir şeyimiz de var. Yani saçma sapan yani, aşamadığımız durumlar var. Hani daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Ya yıllardır Kürt meselesini aşamadık, şunu aşamadık, bunu aşamadık. Ya burada insanlar şok olur yani anlatsam. Yani adamlar, bak ben de buradayım ama benden kimse nefret etmiyor. Ben de başka bir ülkenin insanıyım. O kadar sıcakkanlı ve şeyli yaklaşıyorlar ki. Bizim ülkemizde biz kendi kardeşlerimiz ya, Kürtler bizim kardeşlerimiz. Onlarla daha biz olayları çözememişiz. Yani genelde şimdi diyeceksiniz hani Kürtlerle problemimiz yok, PKK ile problemimiz var. Tamam işte PKK, PKK işte. PKK'dan ben de nefret ediyorum. Ben de yani milliyetçi bir adamım. Ben de Türk oğlu Türk'üm. Ama bir şekilde bir şeyin bir yerde bitmesi lazım. Artık o savaşların hani konsantrasyonumuzu ülkenin gelişmesi için. İnşallah hani ben iktidarın değişmesini istiyorum artık. Yorulduğu, metal yorgunluğu mu dersiniz, şey mi dersiniz. İlk zamanlar hadi biraz iyiydi, dolar molar falan ama ülkenin bütün şeylerini özelleştirdin. Oradan gelen parayla yıllarca iyi gibi göründü. Ama şimdi tükendi, havuz tükendi yani. Bir pandemi oldu, ondan sonra bütün her şey meydana çıktı yani. Hepinize sabırlar diliyorum yani, ülkemde yaşayan arkadaşlar için, ekonomik zorluk yaşayanlar, hayatla mücadele edenler için. Biz de burada mücadele veriyoruz. Burada da hiçbir şey kolay değil yani. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın bir sonraki videoda Onur'la görüşeceğiz. Onunla biraz sohbet ederiz. Onu da videoya çekerim ben. Benim hatunun telefonunu ben kullanıyorum. Benimki biraz böyle dandik. Antika biraz. bu yüzden yarın şevarim yumur tuseliler. Lo importante, puedo decir algo, no estamos pobres, lo importante es que tenemos trabajo. Hay gente que no tiene trabajo. Sí, yo dije todo. Hay gente que no consigue trabajo. Vos conseguiste, yo tengo trabajo. No significa eso. Yo dije todo te dije. Benim hatun diyor hani, şimdi Türkçe konuştuğum için o hani konu değişti, farkına varmadı. Diyor hani ikimiz de çalışıyoruz diyor. Sen diyor iki tur çalışacaksın, birbirimizin yüzünü görmeyeceğiz. Gece geleceksin, ben yatmış olacağım. Sabah erkenden kalkacağım, sen uyuyor olacaksın falan filan. Haklı. Tienes razón, mi amor. Tienes razón. Hay gente que no tiene trabajo acá. Que cuesta mucho conseguir trabajo. Y vos conseguiste enseguida. Mandamos un día al viernes y el sábado ya tenías trabajo. Sí. ¿Me entendés? No es, no, el país está difícil económicamente, la plata no alcanza. Sí. Pero trabajo tenemos nosotros. ¿Me entendés? Sí. No tenemos hambre. Mecburen çalışmak zorundayız. Yani burada ekonomik zor, buraya gelenler için söylüyor. Çalışmak çok önemli burada diyor. Parasız gelirseniz sıkıntı büyük yani. Ondan bahsediyor. Burada çalışmamız lazım.
buraya gelecek arkadaşlar için. Dil çok önemli. Dili öğrenin. Bir görüştüğünüz birisi varsa size böyle öğretsin biraz. Hani cümleleri, şunları, bunları, rakamları, ne bileyim birçok şeyi öğretsin. Çok önemli dil. Çalışmak için de önemli. En azından git gele öğrenirsin yani. Sonradan zaten ister istemez gelişir. Neyse dostlar, biraz enerjim düşük bu. Onur'dan dolayı biraz moralim bozuktu. Yarın neyse kardeşimle görüşürüz. Daha neşeli bir video çekmeye çalışırız yarın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda. Yorum yapın. Şey yapın. Biraz politikte konuştum. Dayanamıyorum abi. Ne yapayım? Konuşmak zorundayım yani. Memleketle ilgili şey yapıyoruz. Kusura bakmayın yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Ciao. Ciao. Hoşça kal. Diysen hoşça kal demem. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güzel güzel. Despeste ensen yaramıyor mu? Sonra ona Türkçe öğreteceğim. Hadi öpüldünüz kardeşlerim, dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hadi.